Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz değişik bir şey yapalım dedim. Bugün de börek yapıyoruz. Biliyorsunuz şortlarda zaten varım. Şortlarda devamlı yaptığım için bugün de değişiklik olsun dedim. Bu sefer uzun bir video olacağına inanıyorum. Tabii bitirebilirsem şu ezme işini. Bir yandan yağımı kaldırayım. Şimdi arkadaşlar böyle siz böyle görüyorsunuz da gerçekten normalde hani sizin böyle gördüğünüz şeye bakmayın. Ya bunun sarılmalar şeyi var. Kendimi göstermiyorum bilerek. Çünkü kendimi gösterecek şu an vaktim yok. Yani vaktim olmadığı için kendimi gösteremiyorum ama videonun sonuna doğru kendimi de göstereceğim. Şöyle bunu köşeye çekelim. Şöyle göstereyim. Bunu kadınlar bilir, erkekler pek anlamaz ama şimdi bayan arkadaşlar varsa izleyecek olan, ki izleyecekler mi onu da bilmiyorum. Çünkü sadece deneme amaçlı yapıyorum. Normalde ben böyle videolar çekmiyorum fazla. Yani böyle videolar çekmediğim için de bilmiyorum izlerler mi, izlemezler mi? Nasıl olur, nasıl biter? Ha iyi görünüyormuş. Vallahi korktum bir ara görünmeyecek diye de. Yani bir ara bir tırsımı yaşadım. Şöyle alıp. Hani bayan arkadaşlar bu taktiği iyi bilir de. Hani bu da bir nevi içini yumuşatma diyelim. Bu arada yufka el yufkası, öyle şey yufka değil. Özellikle el yufkası aldım. Ki biraz daha yumuşak oluyor diye. Şey yani katı oluyor diye. Şöyle. Yani şu köşelerini hiç sevmiyorum yapmayı ama umarım düzgün bir şey çıkacak ortaya. Öyle umut ediyorum. Herhalde düzgün bir şey çıkmıştır ortaya. Şöyle göstereyim. Şu bir. Şöyle düz kısımları daha çok seviyorum. Orta kısımlar çünkü genelde şey yapıyor, uç kısımlar. Orta kısımlar düz olduğu için pek zorlamıyor da düz kısımları çok zorluyor. Hatta şöyle biraz daha yaklaştırayım. Şimdi kadınlar hep diyor ya, erkekler bizi anlamıyor. Ay işte bak börek yapıyorum, anlıyorum. Daha doğrusu anlamaya çalışıyorum. Tam anlıyor sayılmam da. Tam anlıyorum dersem gerçekten yalan olur. Çünkü kadınları anlamanın bir yolu yok, metodu da yok. Şöyle. İnşallah
geçince de güzel bir şey çıkacak ortaya diye umut ediyorum. Normalde tabii tavuk mavuk onları yapıyorum da. Onlar şimdi basit gelir. Hani fırında tavuk olsun şey olsun. Ya ben normalde hazır tepsi böreği yapıyordum da. Tepsim fırın tepsisi olduğu için. O yüzden mecburen böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Bu arada 8 parça çıkardım. 2 yufkadan. O da 2 parça yeter herhalde. 8 parça yeter herhalde. 2 kişilik yapıyorum zaten. Tabi bu arada mutfak battı ama yine iş bitiminde temizlemek zorunda kalacağız. O ayrı konu. O değil, merak ediyorum şimdi. İzleyenler ne cevap verecek? Hani ara sıra elim çarpıyor, kusura bakmayın. Malum ev ortamında yaptığımız için profesyonel bir aşçı değilim. Ben kendini aşçıyım. Yani bazı short videolarımı görmüşsünüzdür belki. Arada short videoları da çekiyorum. Hani short videolardan gördüyseniz bazen işte tavuk yapıyorum. İşte kendimce menemen yorumu yapıyorum. Hatta bir gün şey yapmıştım. Bildiğiniz yani normalde hani menemeni sucuklu yaparlar, şeyli yaparlar. Ben işi abarttım. Sucuk, kaşar. O an canım ne istediyse koydum. Güzel oldu ama. Bitiminde bir de bana sorun. Aha, bu yırtılmış. Nasıl yapacak? Bir şekilde hallederiz. Yani ilk defa yüzümü göstermeden bir video çekiyorum. Tabii bu bazı bölümlerini kullanır mıyım, kullanmaz mıyım diye düşünüyorum da. Büyük ihtimal hepsini kullanırım ya. Ben çünkü doğal insanım. Doğal insan olduğum için her şeyi kullanıyorum. Bu arada elim pis mi temiz mi dedi derseniz ellerimi 3 kere 4 kere yıkadım. Yani sonradan demeyin ay bu ne pislik diye. Yani elimi 3-4 kere yıkadıktan sonra yapıyorum bu işlemleri. Köşesi de böyle kalsın. Bu da nazarlık. Şöyle göstereyim. Bu da nazarlık. Bakayım eğer şey olursa bunun tersinden yapayım. Şu köşesi hoşuma gitmedi de. Eğer böyle video beğenilirse yani şöyle değişik bir bisküvi pastası gibi bir şey yapmak istiyorum. Hani yarın dediğim hemen yarın olmaz da. Çünkü ben haftalık vlog çekiyorum. Haftalık video yapıyordum. Uzun zamandır video yapmıyordum. Hani bu da bayağı bir uzun sürecek. Ama olsun. Her şey midemiz için. Hani sizleri bilmem de ben yemeği çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hani gerçekten bana yemek dediniz mi? Tamam. Bir yemeği severim zaten. Bir de balığı severim.
Balığı da tutmayı severim yani yemeğin dışında. Hani buradan da arkadaşlara duyurulur, öyle çağıracak maracak varsa Antalya, Fethiye, o civarlara gelirim yani, hiç sıkıntı değil. Bir yandan da devam ediyoruz sarmaya. Hani bayan arkadaşlar şimdi diyecek, ay ne iğrenç adam. Ha, bu arada arkadaşlar, bu kullandığım sos sütlü bir sos. Yani şey değil. Hani bayan arkadaşlar bilir, süt, yumurta, sıvı yağ. Patatesin şeyini vermek istemiyorum, nereden aldığımı. Ama bir firmadan sakın almayın. Ben dün o hatayı yaptım. Gittim oradan aldım. Dedim güzeldir diye. Ama gerçekten illallah ettim. Dün tavuk yaptım. Yaptığım tavuğu bir saatte şey yapamadım yani, pişiremedim. Yumurtasını şeyini pişiremedim tavuğun. Patatesler çiğ kaldı. Yani yarısı pişti, yarısı çiğ kaldı. Ama başka bir firmanın malı gerçekten güzel. Tavsiye ederim. Yani nasıl güzel derseniz. Ben oradan alışveriş yapıyordum normalde. Orada istediğim tavuktan kalmamıştı. Bu biraz bozuk gibi oldu ama. Orada istediğim tavuktan kalmayınca ben de mecburen diğer firmaya gitmek zorunda kaldım. Oranın da patatesi gerçekten çok kötüydü. Son iki parçam kaldı herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Aa, ben fırınımı açmadım. Ne dedikodu yapacağım diye fırını açmayı unuttum. Arada sessiz kalıyorum ama onu da idare edin artık. Ha dur, kırmızı mı gelmiştim erken?
Bunu da değişik yapacağım. Direkt şöyle saracağım, geçeceğim. Çünkü tek tek uğraşmaktan yoruldum. Bunu biraz şöyle muska tarzında saracağım. Bunu şöyle uğraşamadım artık, yoruldum. Arkadaşlar, teşekkür ederim izlediğiniz için. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Piştikten sonra da artık shortlarda izlersiniz.